Herkese selam Pes Türkiye hepiniz hoş geldiniz dostlar yine süper video ile karşınızdayız. Ömer Bahadır kardeşimiz resamdayız. Kendisi satışta bir kadrosu var sıfırdan bir kadro kuracağız. Bakalım kadrosu nasılmış iyi miymiş kolektif güç rekoru da kırmaya çalışacağız. En yüksek maksimum kaç oluyor bunu kontrol edeceğiz. Instagram'ını şuraya bir yere koyuyorum hesapla ilgilenenler kendisiyle irtibata geçebilirler diyoruz ve kadro kurmaya başlıyoruz. Bu arada sizden bir ricam sizin kolektif gücünüz kaç? Ve kaç aydır ya da kaç yıldır bu oyunu oynuyorsunuz yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Bu arada yakın sürede e, kadroları yani sizin kadrolarınızı değerlendireceğimiz bir videoda yapmayı planlıyorum. Eğer bu videoyu istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ya da like de belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Gelin Ömer Bağdır kardeşimizin hesabını bir kontrol edelim. 13.000 TL bakalım eder mi etmez mi e, irtibatı zaten sizlere paylaştım arkadaşlar. Hemen şöyle bastığımda. Schmeichel'ı gördüm ama isterseniz şöyle hormonlu kart olan Onana'ya basıyoruz. Onana'da da seviye antrenmanını kontrol edelim. Detayları kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Yani olur mesela hangi oyuncuda çık vuruş var? O var mı? Bu var mı? Tabii ben üstü kapalı bakabiliyorum. İnciğine cinciğine kadar bakamıyorum hesabın. O yüzden siz kontrol edersiniz. Sorarsınız. Ekstra sormak istediğiniz bir şey olduğunda. Ben iOS'tan giriyorum 40 coins var gördüğünüz gibi. 7 milyon 900, 8 milyona yakında GP olduğu görünüyor. Neden iOS'tan girdiğimi söylüyorum. Bir hava olsun diye değil. iOS'la Android arasındaki coinsler görünmüyor. Aynı hesapta iOS'ta aldığınız coins'i Android'de göremiyorsunuz. Android'de aldığınız coins'leri de iOS'ta göremiyorsunuz. Bilenler biliyordur ama bilmeyenlere bir bilgi vermiş olalım. DP'ler fena değil. Güzel. Hatta iyi yani. Hemen şöyle onanaya tekrardan basacağım ve e, sözleşme eleme ösü dedik. 60 günlük bir tane 124 tane de 10 günlük var. Fena değil güzel. 1240-1300 günlük. Sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor. Schmeichel aldık. Kolektif güç rekoru için diğer kalecilerin olmaması büyük bir handikap. Bu arada menajer kısmına da bakmadık. Menajer değiştir dediğimde Zico var tuval. Aa Chabi Alonso da varmış. Chabi Alonso'yu alalım. Dostlar Buradan hemen Xavi Alonso'yu aldıktan sonra takım oyun tarzında hızlı kontrol yapalım gördüğünüz gibi. Ee, şöyle tekrardan gözümüzden biri kaçmasın. Evet Zico, Tuhal ve Xavi Alonso gibi hormonlu yani destansı dediğimiz menajerlerin olduğu görünüyor hesapta. Schmeichel'ı aldık. Schmeichel'ı eğer beğenmiyorsanız ki bu böyle bir lüksünüz yok. Schmeichel oyunda çok iyi çünkü. Schmeichel olur da beğenmezseniz Kalede gördüğünüz gibi Julio Cesar'ı da oynatabilirsiniz ama onun dışında Simon'ı görüyorsunuz bakın. Simon ya, e, daha fullenmemiş durumda. İsterseniz Simon'la da oynayabilirsiniz diyebilirim. Hatta şöyle Simon'a basıp seviye antrenmanı dediğimde çok aşırı olmadığı için şimdi seviye la Simon'u fullesen mi ya? Simon'u fullesen mi acaba? Dostlar şöyle bir en azından bir yedek bir, bir, tane sağlam bir kaleci olması gerekiyor çünkü. Hemen şöyle gelelim tekrardan. Şu Simon'ı fullleyelim. Aa bir dakika. Başka Simon var mıydı? Yok olsa görünürdü tamam. Basalım şu Seaman'ı bir fullleyelim. Adam fullemeyi değer bile görmemiş. Çünkü Schmeichel yetiyor diye. Otomatik dağıt dedik. İlerleyelim en azından bir tane daha şöyle sağlam bir kalecimiz olsun. Schmeichel'ın arkasında. Şöyle 101 oluyor aklınızda bulunsun. Hemen şöyle aldım. iki tane babalar gibi kaleci var işte. Daha ne olsun. E, Julio Cesar biraz geri planda kalmış oldu. Çıktık yukarı. 3 stoper. Bu arada taktiği değiştirebiliriz fark etmez. Stoperler arasında şöyle kontrol ettiğimde. Cannavaro var. Maldini var. Ferrer var. Aldair. Kolibali var. Hormonlu kartlar arasında. Daha doğrusu destansı kartlar arasında. Hemen şöyle gelip Cannavaro'yu alalım 103. E, Maldini alalım 103 ve Ferrer şurada 102 oluyor, Aldair 101 olacaktır, Kolibale de 100 mu olacaktır? Ha, harikasınız. Ben buraya, A bu arada dostlar, 102'lik Saliba da var, boru değil yani. 102'lik Saliba'nın bir özelliklerine bakacağım ya. Geçen e, bakmıştım ama unuttum. Yani 102 nasıl olmuş? Defansif özellikler 90 ve üzeri, hız 84, hızlanma 78. Ha, zıplama kötü bak zıplama ben bir şey söyleyeyim mi zıplamanın bunun biraz bu arada boyu zaten yüksek. Hani boyundan yana bir sıkıntısı yok bunun ama şöyle bir tekrardan bir bakacağım boyu da kaçtı. 1.90'a yakın diye hatırlıyorum ama 1.93 tamamdır. Ama yine e, zıplama önemli arkadaşlar ya zıplama şöyle 1.93'lük oyuncunun 90'ın üzerinde olsa canavar hiçbir top vermiyor yani. Olsun sıkıntı yok 102 olmuş adam daha ne istiyoruz. Eğer olur da bu hesabı alacak kişi bekle oynarsa. Roberto Carlos ve Alfonso Davis'i görüyorsunuz dostlar. Hernandez'e çok değinmeye gerek yok. Destanslardan gidiyoruz. Roberto Carlos ve Alfonso Davis iyi. Sağ tarafta da Fambisaka'yı görüyoruz. Dixon'ı görüyoruz. Bergamut görüyoruz. Çok güzel. Yani 3'er tane 2'şer tane yedekli bir şekilde var. Yeterli. Daha fazlasına bence bilmiyorum. Gerek yok yani. Sonuçta ilk 11 ve yedek kuruyorsunuz diye düşünüyorum. E, Eriksen fullenmemiş gördüğünüz gibi. Petit fullenmemiş fullenmeyen oyuncular var. Oo. Dostlar Ray kartı devşirme buraya alabilirim. 103 olsun. Joshua Kimmi var. Joshua Kimmi'nin yanında da burada Cancelo da e, düzeltiyor. Cancelo beni aldı. E, Casemiro var. Casemiro, Joshua Kimmi, Maldini, Cannavaro ve Ray kart. Kalede de Schmeichel. Şu anda 103 şeklinde gidiyoruz dostlarım diyoruz. Kante, Xavi Alonso var. Bu arada gerçekten fullenmemiş çok oyuncu var. Ambrosini var gördüğünüz gibi. Wilshire var. Wilshire oyunun verdiği bir oyuncu. Ambrosini parayla açılan bir oyuncu. E, burada Getson var. Burada gördüğünüz gibi De Jong var dostlar. De Jong da alınabilir. Hatta De Jong alındıktan sonra hemen şöyle. Evet onu da go yapıp 103 yapabiliriz duruma göre. Hakan Çalhanoğlu var. Hakan kaç oluyor? Hakan 101 oluyor. Rafael alıp 103 yapabiliriz. Bayağı Rafael Lao'yu 103 yaptığımızda toplamda 3, 6, 7, 8 oyuncu birden ilk 11'de 100 oldu. Gördüğünüz gibi Deli Son fullenmemiş. David Beckham var. Frank Lampard var. Ee, aa Sevenine Kostic. Kostik diye mi okunuyor? bu Kostik dostlar. Acayip orta uzmanıdır bu ha. David Beckham var. David Beckham'ı aldık. Bu arada David bakım nasıl 103 oluyor? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. 103 oluyor çünkü David bakım E, Mendieta var. Bayılırım. Mendieta'ya da bayılırım dostlar. Fena. Çıktık yukarı. Rivaldo da var. Aaa. Skolls. Dostlar. Skolls da 103 oluyor. Hunus var. Hunus. Hunus burada oynuyordu galiba değil mi? Şu, şöyle. Neyse dur bakalım. Bir bakarız duruma göre. Daha iyisini bulabilirsek alırız. Ee, Baggio. Baggio da, Baggio da 103 oluyordu ya. Kevin De Bruyne var. Çıktık yukarı. Neymar var. Ronaldinho var. Oo. Dostlar koyduk. Koyduk. 104 yaptık. Şimdi Skos var. O var. Bu var. Falan var. Filan var. Inter Milan var. Sonuçta ben buraya go yaparım. Kimse de bana bir şey diyemez. Buradan Ronaldinho'yu alırım. Ronaldinho'yu da şu şekilde yaptığım takdirde dostlar bütün takımı 103 yaptık, 2041 yaptık. Şu anda e, aynı zamanda Neymar'lar falan da var. Şöyle bakacağız. 104 ve 106 olabilecek oyuncular varsa bir onları alalım. Daha sonra yedekleri de kuracağız. Lionel Messi'yi de gördük. Lionel Messi'yi de şu şekilde alabiliriz dostlar. Ama gerçekten bir saniye. Şöyle eğer yapabilirsem biraz dikkat edeceksiniz. Bir saniye. Bir saniye. Eğer yapabilirsem. Sanırım yapabilirim arkadaşlar. Sanırım yapabildim. <laughs> Sanırım yapabildim. Bak kameraya bak. Kameraya bak. Arkamdan böyle geçmek oluyor mu lan? He? Arkamdan geçmek oluyor mu böyle? Şerefsiz. Beyler üzümün hatırına bir like al alırım. Arkamdan böyle hafif sürte sürte geçiyor. Var mı lan böyle bir şey videoda? Ben sen yemek yerken falan arka bak. Arkadan sürtüyor mu ben sana mesela anladın mı? Yani... Neyse. Çıktık yukarı. Hadi bakalım. Del Piero da 104 mi oluyor? 103 oluyor. Tamamdır. Biraz daha çıkıyoruz. Başka reytingi yüksek oyuncumuz var mı diye kontrol ediyorum. Hem Cantona var. Cantona'yı da alabiliriz. Tamamdır. Lautaro Martinez var dostlar. Lautaro Martinez boru değil. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle biraz da şöyle sistemli de olsun. Sisteme bak yalnız. Şöyle sistemli olsun. Sisteme bak. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Tamam onu da orada yapalım. Onu oradan. Hatta şey de yapabiliriz ya. Şöyle. Hani. Değil mi? Yani. Şöyle hatta şunu da Messi'de oyuncu rollerinden sağ açık yaparız. Muhteşem olur. Eee Romario falan var. Tamam Romario'da 104 oluyor. Bokunu çıkarmasak mı dedim? Yok, bokunu niye çıkarmamazlık olsun ki dostlar? Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bütün 104'leri alalım. Dostlar, 2050 ilk 11 yaptık. Ee, i̇lk 3-5 adam 103'tü. İlerideki 6 adamı 104 rating yaptık ama... Tahmin evet şey yok. 106'lık mesleler alınmamış. Hemen şöyle isterseniz diğerlerini de bir kadroyu kuralım. Bakalım nasıl olacak. Ee, Casemiro'yu aldım. Rafael aldım. Joshua Kimmi'yi alacağım. 103'lerle işimiz. Skolls aldım. Neymar. Ee, Ronaldinho. Hepsi 103 olur mu? Evet 103 olmuyor. 102'de kalıyor ama dediğim gibi bunları 103'te basmanın bir yolu var onları artık yorumlarda aa Del Piero 103 oldu, Rumeliga 103 olacak. 103'leri şöyle biraz daha yukarı alalım. E, Cristiano Ronaldo 102'de kalıyor. 103 olan ekstra şöyle bir oyuncu var mı diye şöyle bir bakayım dedim. Batigol falan. Bunlar 102 oluyor. 3201 yaptık. Daha yüksek olur mu, olmaz mı artık onu? Yorumlarda tartışacağız dostlar. Evet yani e, Fambi Saka'da 102 oluyor diyebiliyorum. Aynen öyle. Dostlar 3201 güzel bence keyifliydi. E, dediğim gibi Instagram'ına e, Ömer Bağırdı'nın şuraya koyacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. 3201 oluyor gerçekten de yani hesabın tek bir eksiği var diyebilirim açıkçası o da 106'lık Lionel Messi'nin olmaması onun dışında 104'lük paket alındı diye bence gerek duymamış bir eksiği o olarak görünüyor onun dışında eksiği ne var ne yok yorumlara yazabilirsiniz ama artılarından bahsetmek isterseniz artıları da bayağı da fazla diyebiliriz dostlar izlediğiniz için çok sağ olun iyi ki varsınız görüşmek üzere hoşçakalın